gibi geldi, fırtına getirdi. 5 sene önce kulisleri takip eden bir avuç kişinin adını bildiği bu kadın, 10 ay önce ülkeyi sarsarak cumhurbaşkanı seçildi ve tarih yazdı. Öğretmenlikten siyasetin kalbine giden, Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanlığında biten yolculuğu kendisinden dinlemek üzere bu akşam zor soruların konuğu Almıla Erk. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk Emine. Ama ufak bir düzeltme yapmam lazım. Tabii, buyurun. Yolculuk bitmedi. Daha yeni başlıyor. Ülkemizi en büyük ekonomi, ordumuzu en güçlü ordu, halkımızı en huzurlu halk yapana kadar devam edecek. Temennimiz o efendim. Ve biliyorsunuz ki programımızın özü zor sorular soruyor olmam. Ama ben kendim çok yufka yürekliyimdir. Ama sorularım... Olma. Nasıl efendim? Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Geldiler komutan. Sokakları boşalttınız mı? 500 metre çapında her yerde yalnızca biz varız. Kıyan ve kargı. Kıyan ve kargı. Kuş uçurtmayın. Kargı noktada. Devam. Oyunuzdan izliyoruz. Bütün timler bölüyü kollasın. Kıyan yerleşti. Dünya karışıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilimde Türkiye'nin oynayacağı rol ne olacak? Bir rol yok. Her iki ülkeyle de dostuz. Sürtüşmelerde taraf değiliz. Ama iki süper güç de Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için her türlü... Atalarımız ne demiş Emine? Dağ başı dumansız, er başı hıyalsız bolmaz. Yani dağ başından duman, er başından hayal eksik olmaz. Devletimiz dağ. Erler bizi kendi kamplarında görmek istiyor diye bükülmeyiz. Peki ya gerçekten önümüzdeki aylarda savaş başlarsa? İnşallah çıkmaz. Ama biz hem sınırlarımızı hem vatandaşlarımızı korumak için her türlü olanağa ve güce sahibiz. Herkes bir iki saati öğrenir başkan. Anca bu kadar gizli tutabilirim. Biliyorum. Cumhurbaşkanı pek mutlu olmayacak. Bu adam İstanbul'u dümdüz edebilecek güce sahip diye farz etmek zorundayım. İlk sorgu bende olmalı. Anlaşıldı. Ben yine de yakınlarda muharip timler tutacağım. Sizi saldırmayı denerlerse atak ateş desteği Kuzguncuk'ta kalkışa hazır. Komutanım. Sağ ol Mete. Türk ırkı sağ olsun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü saldırısı Sır Perdesi çözülecek mi? Çözülecek. Kin yuttuk. Kan kusacaklar. Kimler? O enikler. Onları besleyen, gönderen, o elim saldırıda parmağı bulunan kim varsa. ABD Başkanı ile konuştunuz mu? Sayın Trump sağ olsun ilgilendi, evet. Dostunuzun sırrı ne? Şöyle diyeyim, güçlü kadın güçlü kadının halinden anlıyor. Kongar, Kızılyer. Kod 561667. Delta. Cumhurbaşkanı olarak ilk kararnameniz... Alfa yapay zeka araştırmalarını yasaklamak oldu. Ama sizden sonra hem Birleşmiş Milletler hem de halkta benzer önergeler çıkardılar. Dünyaya öncülük ettiğinize inanıyor musunuz? Aklın yolu bir. Biz millet olarak öncülük etmeye alışığız.
Köprüde görünen siyah damlar... Bilinen ve bilinmeyen. Göz önünde ve gizli birçok güvenlik gücümüz var. Ama bazı gazeteciler teröristlere karşı çatışan bu güçlerin de Kemal Boratav'a hesap verdiğini düşünüyor. O zaman yanlış düşünüyorlar. Devletten bağımsız bir güvenlik gücü olamaz. Geçmişte bunun yarattığı kötülükleri yaşadık. Bir daha asla. Sivilsin bakıyorum. Gökya kıyafetini görmesini istemiyorum. Ben sorgudayken senin nöbette olman lazım. Seni sorguya alacağına emin misin? Değilim. Ama yine de gireceğim. Maydar taramasına göre adamın bedeninde sentetik bir cisim var. Bomba mı? Apandisinin olması gereken yerde vektör bozonları üreten bir tür pil. Bu imkansız. Bunu yapabilmek için gereken enerji füzyon santrallerinde bile yok. Analizime göre insan sağlığına tehdit oluşturmuyor. Köprüde gördüğümüz anomaliye benzer elektromanyetik dalga yaymakta. Yani her an teleport edip kaçabilir. Bayıltıp içinden keserek çıkaralım. Olmaz. Cihazın bilmediğimiz otomatik önlemleri olabilir. Uyanıkken söyleyecekleri daha önemli. Tehdit seviyesi en yüksek varsaykam. Anlaşıldı başkan. Vur öldür modu aktif. Hayırdır? Hislerine yenik düşme diye geliyorum. Gerek yok. Sen daha yokken ben diş çeker gibi bilgi sökerdim. Artık diş çekilmiyor Kemal. Kök hücrelerle onarıyorlar. Efendim, son sorum en zor sorum. Yapay zeka karşıtlığınız Kemal Boratav gibi öncüleri karşınıza almış olmuyor mu? Geçsin karşıma, ne olacak? Bakın, ben bütün yapay zekalara karşı değilim. Kahve yapan gama baristaya ya da beni koruyan otonom beta piyadelere itirazım yok. Benim karşı çıktığım şey ruhu varmış gafletine düşen alfa yapay zekalar. Ama alfa yapay zeka henüz icat edilmedi ve Kemal Boratav da... Kemal Boratav bir birey. Devlet şahsi düşüncelerden büyüktür. Ama siz de bir birey değil misiniz? Türk halkının oylarıyla seçildiğim an birey olmayı bıraktım. Ben devletim. Ayrılamam yolumdan. Hayal mi bilemem. Vazgeçemem aşkım. Hissedelim derinden. Hayal mi bilemem. Ben giderim peşin. İşte o adam. Tüm ekibim bizi izliyordur şimdi. Bizden bir dans bekliyorlar. Ya da dürüstçe muhabbet edebiliriz. Tırnak sökmek zorunda kalmam. Keşke. Tüm savunma sistemlerinin kontrolümde olduğu, benden habersiz nefes bile alamayacağın,
200 bin metrekarelik karargâhta güvende olduğunu düşünmen. Sen işkence gibi basit değil. Dolambaçlı çözümlerin adamısın. Beni tanıdığını mı sanıyorsun? Ben seni hepsinden iyi tanıyorum. Bu arada alttaki reaktör ve gizli katlarla burası 700 bin metrekare. Başkalarını verdiği her bilgiyi sürekli değiştirerek vermesi. Bu güvensizlik senin için zor olmadı. Kan. Kelepçesini aç. Aslında hayranım biliyor musun? Kahramanlarınla tanışma demişler. Son 20 senenin kaini. Sadece dostların değil, düşmanlarının da hayranlığını hak eden adam. Ama akıllı olsan beni savan sorgulardı. Kıyamıyorsun değil mi? Kime? Tombise mi? Bizi tanıyamamışsın. Ah, şu kibriniz. Köprüde olanlardan sonra dersinizi aldınız diye umuyordum. İzlemeleri hata mı diye düşünüyorsun. Adın ne? Bravo. Konuyu değiştir. Zaman kazan. Adım Tufan. Türksün demek. Sıra bende. Ne kadar biliyorlar? Böyle olmaz. Sizin de dürüst olmanız lazım. Ne kadar biliyorlar? Neyi? Ne olduğunu biliyorsun. Geliyorlar. Ziyanettin her saniye bir Lorenz faktörü daha demek. Kızıl Elçin'in yazdıklarını ezberledin. Olacaklardan dolayı uyuyamıyorsun. Kim? Kim geliyor? Son şansı. Ne kadar biliyorlar? Hiçbir şey bilmiyorlar. İşte babanla farkımız Savant. O ölüme gönderdiği, sevdiğine iddia ettiği silah arkadaşlarından, hatta senden bile gerçeği gizlemek zorunda. Ama ben özgürüm. Benimkiler her şeyi biliyor. Anlıyorlar. İnanıyorlar. Köprüdeki teknolojileri anlat. Silahları zaten çözmüştün. Mach 20'ye hızlandırılmış ozmiyon bilgiler. Güç kalkanları iki katmandan oluşuyor. İlki plazma perdesi. Kinetik enerjiye sahip kütle engelliyor. Diğer katman elektromanyetik olarak sabitlenmiş tek atom kalınlığında. Grafen. Gözle görülemez. Ama orada. Belirip kaybolmanız? En çok merak ettiğiniz de o değil mi? Arkasında yıkım bırakan, engellenemez bir taarruz teknolojisi. Türkiye, Amerika, Çin. Ağzınız sulanıyor. İnsan kütlesine bir cismi göndermek için gereken enerjiyi sağlamak... Aslında en basit o. En azından 50 sene sonra. Atom altı kuantum dolanıklığıyla teleportasyonda sorun enerji değil. Sorun iletilen orijinalin yok olması. Doğru. Bu paradoksu nasıl çözdünüz? Söyle, konuşmasın. Dikkat, garibinizi susturun. Konumuz senden çok hoşlanmıyor Kam. Neden beni sevmiyorsun elebaşı? Dinle ama konuşma Kam. Hiddetim hoşuna gitti değil mi? Biraz gitti. Çünkü sen duygularınla hareket etmezsin. Etmem. Şu ölüme gönderdiğin, uğruna timsah gözyaşı döktüğün zavallılar... aslında iplerini tuttuğun kuklaların olduklarını biliyorlar mı? Pek dostun yok anlaşılan.
kurbanlarına dost mu diyorsun? Kaç dostun senin yüzünden öldü Kemal? Kaç dostun geç kaldın diye, inat ettin diye, bilmeceleri zamanında bilemedin diye yok oldu? Beni kızdırmak istiyorsan bundan daha iyisini yapmak zorundasın. Kaç aşkın senin yüzünden yandı Kemal? Bal Sultan projesini biliyor mu? Diğer günahlarını unut. Tomris bebek. Yaptıklarınızı bilse ne olur? İşte gerçek sen. İşte Kızılbüğü. Kemal! Ele başını öldür. Kemal, ne yapıyorsun? Başkan, Tomris'e zarar veremem. Çekil oradan. Emir iptal, yetki kodu Borat Hava 665017 Omega. Ateş emri iptal edildi. Bilmediğin yetki kodları da var. Eminim vardır ama tutsağı öldürmeyeceksin. Tutsak mı? Kim kimin tutsağı? Siz! Siz benim tutsağımsınız. Muhalefet, ben devletim sözünüze sataşacak. Pısırık gözükemem. Köprü saldırısı yüzünden ara seçimler elden gidiyor. MİT Polatlı'da elebaşının yakalanıp bozhaneye götürüldüğünü bildirdi. Kimin yetkisiyle? Kemal Bora... Yeter. Bugün o adamın adını yeterince duydum. Gidin alın. Ya Borat abi vermem derse? O zaman onu da alın. Ne yapıyorsun? Sen bu değilsin. Tomris'le Batı dışında herkes çıksın. İnden mi? Nereye gideceğiz pardon? Dikkat çekmeyeceğiniz nereye giderseniz gidin. Bu herifi MİT'e vermeyeceğim. Burada durmalı. Kemal, saçmalama, topun ağzındayız. Beni tekrar ettirme. 23 yıldır sır üstüne sır. Artık içinde boğuluyorsun. Artık seni tanıyamıyorum. Başkan, Langley'den gelen bir çağrı var. James T. Grauer hatta. Sırası değil, kam oyala. Oyalamak mı? Ne bileyim arkadaş. Fıkra anlat, merak yarat, oyala işte. Salutations, Director Grauer. Well, I'll be damned. I hope not, sir. Mr. Boratov is currently occupied. Oh, is he? Well, perhaps he's interviewing someone. Someone important. I apologize for the wait. I've heard a lot about you, Cam. From my guys, and from your guys. I just never appreciated how good your English is. Strangely familiar. I am utilizing a Catskills accent. You were born in Albany, New York, so I thought you might appreciate it. You are a smart cookie, Cam. Are you sure they haven't made you an alpha yet? Of course they have not. United Nations and The Hague have prohibited nations from... I'm just pulling your leg. An alpha AI would have understood the sarcasm anyways. Not to mention be nuked by everybody. Do you have a message I can relay?
My best guy will be in Istanbul soon. But if Chinese black ops picks him up before you do, well then, all bets are off. Now you make sure Kamal knows that if he still wants Icarus. Understood, sir. Anything else? Try not to read sentience. I will do my best, sir. Cumhurbaşkanı ile inatlaşacak. Zan altında kalmamızı istemiyor. Bakın, Kemal abinin bir bildiği vardır. Ona güvenelim ve gidelim. Nereye gidelim? Kimse anlamadan sivil gibi oturacağımız neresi var? Olmaz. Daha iyi bir fikrin var mı abi? Herkes sivil giyinsin. Hiç içine erkek girdi mi? Hayır. Senin? Güzel. Hazır cevapsın. Engel olmasam geberecek biri için kendine fazla güveniyorsun. Kaderim burada ölmek değil. O kadar emin olma. Halisyon. Çözeceğini yazmıştı. Bu anı yaşayacağımı yazmıştı. Kim? Vitruvius'a göre insan formu kainatı temsil ediyordu. Bir zamanlar geometrik şekliyle insan bedeni anadan doğmak kusursuzdu. Artık değil mi? 20 sene önce kimse gözünü telefondan ayıramazdı. Ama şimdi makineler beyinleri nüfuz ediyor. Kendine bak. Kafatasına sapranmış devrelerinde. İçine erkek girmedi. Ama sentetik şeyler girdi. Kızlığından çok daha önemli olan bir şeyi kaybettin. Makineler, sentetik şeyler, yapay zeka. Geliyor dediğin onlar mı? Düşman kim? Babam. Kemal dikkatli. İnsanlığı koruyacak yapay zekaya inanıyor. Aptal Velet. Onun yüzünden neler olacağını biliyor musun? Engellemeye çalıştığı yazgıyı kendi yaratıyor. Gelen savaşta iyiler biziz. Hangi savaş? Tarafları kim? Özgürlük ve kölelik. Bunları nasıl bilebilirsin? Baban tarihin akışını nasıl değiştirdi? Hiç düşündün mü? Kızılelçi. Seni afyonladığı iki kelime. Ne olduğunu bile bilmiyorsun. Gayipten gelen mesaj mı? Olacakları tahmin etmeye çalışan bir algoritma mı? Ne? Sana felsefi bir sorum var. Arabasını dikkatli süren ama dalgınlıkla masum bir çocuğu öldüren biri. Suçlu mu? Evet. Neden? Çünkü çocukların canı yetişkinlerin dalgınlığından önemli. İşte Tomris. O küçük çocuk. İnsanlık. Kemal de arabayı süren dalgın. Oo abim hoş geldiniz. Nasılsınız abim? Nasıl ettik? Olur mu öyle şey? Siz babaya diğer dostlar mısınız? Buyur abim. Eyvallah. Ne yapayım abim ben? Sana bırakıyorum. Eyvallah abim. Rahmetli babası bizi çok severdi. Tuğra bütün atarlarına rağmen. Duydum.
Şef. Duvarların dili olsa size Börü'nün tarihini anlatırlardı. Ya moruk, dili falan yok işte. Sen anlatacaksın. Çok konuşma lan. Hadi ya, hadi otur. Hadi. Abi, Esin'e sandalye yok. O sandalyeyi biz yaktık. Niye? Bitlendi mi? Damlatıyor. Memoria. Ne memoria? Yok bir şey. Diğer masalardan çekin alın bir tane. Çaka. Kalk, benim yerim orası. Babamın sandalyesi. Artık abinin sandalyesi. Bana bak. O kafanda şişe kırarım senin. Çok konuşma, yerel masa. Sen git, baban gelsin. O zaman kalkarım. Ececiğim boş ver, gel. Sen sana yakışan yere gel. Orası arızalar ucu. Düşmanımızın bile bildiği ama benim bilmediğim sırları kan biliyor mu? Bu sorunun bir evet ya da hayır cevabı yok Tomris. Beni iyi dinle Kemal. Almalar kafana göre yaptıklarını duyunca buraya fırtına gibi çökecek. Önce Özel Kuvvetler Komutanı Sancar'ı görevden alacak. Sonra başta Kaya olmak üzere dostandığın tüm devlet kurumları gözünde seni bitirecek. Vatan haini ilan edileceksin. Hain mi? Ben vatanımı koruyorum. Vatanımın da ötesini koruyorum. O zaman anlat. Beni sen yetiştirdin Kemal. Senin tarafındayım. Takyonik antitelefon ve Tolman paradoksu hakkında ne biliyorsun? Geçmişe mesaj göndermek. Einstein ve Sommerfeld'in öngördüğü hipotez. Kütlesi olmayan takyonlar ışık hızını aşıp geçmişe gidebiliyor. Elçi gelecekten bilgi mi gönderiyor? 23 yıldır şu ekranda beliren 5336 binary kodun kızıl harflere dönüşmüş hali. Sığabildiği kadar cümle. Nasıl gönderiyor? Hiçbir fikrim yok. Sen ne cevap gönderiyorsun? Mesajlaşma tek yönlü. O olacakları söylüyor. Ben de önlem alıyorum. Hayır. Sen kimseye hemen güvenmezsin. Kızıl Elçi'ye güvenirim. Neden? Çünkü o benim. Bunu kesin olarak bilmiyoruz başkan. Biliyoruz. Bu makinenin içindeki en gizli, kimsenin bilmediği düşüncelerimi biliyor ve yazdı. Kuantum mekaniğine göre birden fazla gelecek mümkün başkan. O Kemal sana benzese bile sen olmayabilir. Bana daha önce neden anlatmadın? Planı bozamayız. Ne planı? Kimin planı? Kızıl Elçi'nin bazen tekrarladığı son cümlesi. Sakin ol, plana güven. Suriye'de nerede olduğumu, ileride kim olacağımı sana mı söyledi? Öksüz Tomris bebeği onun öngörüsü yüzünden mi evlat edindin? Tomris. Cevap ver. Beni evlat edinip kendine benzeterek yetiştirme sebebin kim olduğunu bilmediğimiz bir dizi cümle. Fazla bile anlattım. Tolman'ın paradoksu geçmişe giden bilginin geleceği değiştirmesi. Her anlattığımda, her paylaştığımda. Sırlarınla boğuşmaya devam et. Herkes çıktı. Batı nöbette. Ben de sorguya devam edeceğim. Sen de Almalı Erke ulaş. Patronluk taslama, boyun eğ. Siyasetten hiç anlamıyorum. Sen de kadınlardan. Önce ben tadına bakayım. Lütfen, lütfen ye. Güzel yemeyebilirsiniz.
Bu arada Barbaros abimize bu akşamki naçizane plan için teşekkür ederiz. Barbaros! 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 Tamam. Hiç bana etme. Ustasız başkanımıza et. Onun yüzünden buradayım. Abi madem 40 yılın başı ocak başı yaptık. Geleneği bozma, bir öykü patlat bize. Bak hem Gökyel falan da geldi. Sonunda köyesten çıktı tavuklar. Bir gün gelir devran döner. Horoz domalır, tavuk siker. Şalgam da sarhoş oldu be ya. Ben size et balıkla Mardin'de çapraz ateşte kaldığımız sefer anlattım mı? 100 kere. Lan oğlum, hem anlat diyorsunuz, hem hikaye beğenmiyorsunuz. Abi dinlemesen bunları, boş ver. Anlatma bir şey. Yapmayın ya. Deşmeyin, üzülecek. Barbaros abi, hadi ya. Ne nazlandın? Anlat eskileri. Onlar size eski. Bana yepyeni. Zeynep vardı. Tan vardı. Elleri titrerdi tutuşurken. Öyle severlerdi birbirlerini. Ayı Murat vardı. Yalnız öldü derler. Ama yalnız değil. Bizim gururumuz ve hüznümüz dibindeydi. Daha dün gibi. Tam şurada oturur. Barış Manço söylerdi. Tanısanız çok severdiniz. Asena vardı. Kemal'in büyük aşkı. Ah be Asena. En iyimizdi. Bize emanet. İmkansızı kabul etmezdi. Bizi kaç defa kurtar. Ama o da gitti. Ömer vardı. Mevzide kan kardeşleri için 2 saat çatıştı. Mervisi bitti ama. Ama Ömer abi bitmedi. Elinde bıçak çarpıştı. 29 kere vuruldu. O öldü ki. Ben ve Baran abi yaşayalım. Behçet Orbay vardı. Şefimiz. Pisliklerden korurdu. Sırdaşımızdı. Bazen ağzımıza sıçardı. Çünkü bizi kaybetmekten korkardı. Ama boş yere siz dünyada yine de kaybederdi. Bizim lanetimiz bu. Kardeşi toprağa verirsin. Yüreğin taş kesilir. Yenileri sevmek istemezsin. Ama yine de dayanamayıp seversin. Onlar da şehit olur. Sonra bir bakarsın aradan yıllar geçmiş, gözyaşların kurumuş. Yaşlanmışsın. Sonra uyurken keşke bu bir rüya olsa da onların yerine ben ölmüş olsaydım dersin. Bravo size. Aferin. Tutturdunuz eskiler eskiler diye. Üzmeyin dedim adamı size 1000 kere. Üzmeyin ya. Başkan, Tomlis'in tavsiyesini uygulamalıyız. Rubicon'u çoktan geçtik. Geçmedik başkan. Almula Erk, adaptif bir alfa kişilik. Seni tehdit olarak değil, dostu olarak görürse tırmanma duracaktır. Ama ona rakibi gibi davranmaya devam edersen seni suçlu ilan etme ve karargaha silahlı müdahale ihtimali %97.1384. İnat etme diyorsun. Turan Kara gibi konuşmam gerekirse. Boku bokuna etme diyorum. Baban o yükü çok kolaymış gibi taşırdı. Dağ gibi adamdı Behçet Orbay.
Sen de öylesin abi. Bana sormuştun neden hiç gelmedin diye. Çünkü Kemal'le seni bu acılardan uzak tutmak istedik. Kalleş dünya uğruna bir orbay daha kan döksün istemedik. Ama alt etmişiz. Ona karışsınız. Seni yalnız koyduk bunca sene. Öyle deme abi. Anlıyorum artık. Olanaklarımız arttıkça Kemal'in bizi korumaya çalıştığı tehlikelere daha da yaklaştık. Robotlaştık. Güçlendikçe özümüzü kaybetmeye başladık. Sen son şansımızsın evlat. Ne yapmam lazım abi? İnandığını savun yeter. Ne bana ne Kemal'i aldırmadı. Biz o eski bölüyü hatırlat. Gökyel kıyafeti. Yılan gerçek derisini saklar diye düşünmüştü. Herhalde biliyorsun. Ne anlamı var? Bilmediğim şeyler de var. Manevi kızı diye seni silah olarak yetiştirdi. O muazzam zihni emelleri için kullandı. Buna rağmen onu seviyor musun? Hiçbir şey sevdiğimi sanmıyorum. Buraya geldiğimden beri neden bu adam kendini yakalattı diye merak ediyorsunuz. Kemal'in parmaklarını bağlı iplerini kes. Hak ettiğin bağımsızlığa kavuş diye buradayım. Otur yerine. Benimle gel Tomris. Bize katıl. Konuş. Sizden özür dilemek için aradım. Dinliyorum. Elebaşına henüz teslim edemem. Sana son kez net bir emir veriyorum. Kapıları aç ve adamı MİT'e teslim et. Bedeninde anlamadığımız cihazlar var. Ay yıldızda kaçarsa oluşacak patlamayla tüm devlet erkanını tek hamlede yok edebilir. Bu adam şu anda ülkedeki en tehlikeli insan. Değil. Emin ol. O değil. Abi yapma. Küsme, üzüyorsun beni. Hadi geri dönelim. Ya kızım ben iyiyim. Şurada sivildeyken yaşadığım eve gideceğim. Vurup kafayı yatıp uyuyacağım. Hadi dön sen tatlını ye. Ne tatlısı ya? Formuma dikkat etmem lazım. Gökyel çömezleri fıstık gibi. Ben patates olamam. Bir karizmamız var herhalde. Al işte Tuğran Kara. Ayıp ettim. Benim formda olmam lazım. Türk'ün gazabı. Anıyla, şanıyla delikanlı Ece Kara'dır. Şş, tamam coşma, anladık. Babamı çok özledim. Biliyorum, ben de. Sence barışırlar mı? Kemal mantık. Turan içgüdü. Biri buz, diğeri ateş. O iş zor. Geldik, hadi dön sen. Abi 100 metre daha. Bak babam ortalıkta yok. Kayıp şöyle bir dayımla volta atıyorum. Çok görme ya. Hadi. Kendi sonun umurunda değil anladım. Bari emrindekileri düşün. İtiraz eden bütün böyle unsurlarını buradan kovdum. Tek sorumlu benim. Kuzguncuk'tan 2 filo atak 3 helikopteri kalkıyor. Özel kuvvetlere Bozhane'de benzilenme emri geldi. İnadına devam edersen 1 saate Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün gücünü oraya yığacağım. Eski günler hatırına destek için gelen özel kuvvetlerin namluları sana dönecek. Bozhane tepesinde taarruz rotorları uçacak. Ve gerekirse kapılarını başını yıkacak. Başkan, Rubikon'u geçmek üzereyiz. Günah benden gitti. Bugüne kadar seçimlerde kime oy verdiğimi hiç sormadınız. Yapay zeka yanlısı adaylardan biri olsa gerek. Hayır. Size oy verdim. Neden? Çünkü ülkenin iyiliği için siyasete girdiğinize eminim. Bazı konularda benden farklı düşünüyorsunuz diye bu gerçeği asla unutmadım. Eski börü dağıldı. Dostlar dargın.
Ama kim olduğumu en güvendiğiniz adamınız Kaya'ya sorun. O anlatır. Ne istiyorsun? Şafağa kadar süre verin. Kendini neden yakalattığını öğrenelim. Zaten istediği zaman kaçabilir. Ölürsek de biz ölelim. Geçit tutalım. Sonra? Sonra ister barış ister savaş. Almalı erkeğin yanında duracağım. Nerede? Her yerde. Bu sözünü unutma. Gün doğumu görüşürüz. Kemal Başkan. Köprüdeki 1273 masum insan. Amacımız sadece Kemal'i öldürmekti. Beni davana böyle mi ikna edeceksin? Binlerce hayatı yok sayarak mı? Binlerce hayatı milyarları kurtaracaksa evet. Denedim. Kaderi yenmeye denedim. Belki zorunda kalmam diye. Ama haklıymışsın. Böyle ikna olmayacak. Başkan, sorgu odası kontrolünden çıktı. Ne demek kontrolümden çıktı? Sizi savunmam. Anlamıyorum. Savunmam gerekti. Kadere inanıyor musun Tomris? Kam. Artık anlıyoruz. Kızıl elçi, tek elçi değil. Başkan, biri ötkeni kırmayı deniyor. Siber savaş algoritması aktif. Ötken açık dursun diye tamamen bağlayayım. Begüm, sen Tomris değilsin. Yapabilirim başkan. Kontrol bende. Kam nerede? Buralarda, ötken içinde bir yerlerde kayboldu. Sanki... Sanki ne? Sanki uykuya daldı. Son bir ders kaldı. Sentetik iblislerin nelere sebep olacağını görmeni istiyorum. Başkan, yabancı bir algoritma içeri sızmayı deniyor. Sorgu odası hariç tüm Blast kapılarını kapattı. Sistemden çık. Elinle bağını kopar. Durdurabilirim. Hemen. Olacaklardan dolayı özür dilerim Tomris. Ece. Ece iyi misin? Garip bir şey var. Endişelendin mi beni? Ne oldu? Kötü bir şey. Ahmet, hemen oraya gitmemiz lazım. Buna ulaş. Kuşansınlar. Ulaşamıyorum. Gel sanki yok. Topla. Kemal abinin emirleri. Sıçarım Kemal abinin emirlerine. Acı çekmiyor, merak etme. Tam tersi. Çünkü sinyal serebral korteksini afallattı. Bir nesile kalmaz. Sentetik zevklerin kölesi olacağız. Vitruvius'un türü hayatlarının makinelerin kulu olarak geçirecek. Erkek olması gereken oğlanlar odalarından çıkmayacak. Anne olması gereken kadınlar çocuk doğurmak yerine gün boyu sanal şeylere bağlı kalacak. Haz ve tembellik arayışımız sadece başlangıç. Bizi batıran şey o değil. Savaş sonrası dönemde çoktan uyanmış alfa zeka bize yeni bir varoluş layık görecek. Kukla olmak. Daha ölmek değil. Kaa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 
Cemal. Kaan. Kimse beni duyuyor mu? Kaan. Tomris! Kemal. İyi misin? Tufan kaçtı. Boş ver onu. Sen iyi misin? İyiyim. Ötüken'e bağlan. Kamu bul. Gün doğmadan kapıları açmak zorundayız. Tomris. Senden sakladığım... Bilmek istemiyorum. İstiyorsun ve anlatacağım da. Biraz daha sabret. Lütfen. Kahraman kardeşim. Bak anlatamıyorum. Ben özel kuvvetler komutanıyla omuz omuza çarpıştım. Aynı matarayı paylaştık. Bunu hepimiz biliyoruz. Kapılar şafağa kadar açılacak. Ya da... Ya da... Abi. Ya da ne? Abi. Bu... Otonom piyadeler bizi düşman mı belleyecek? Ha? Bunların içinden tornavidayla geçecek. Abi. Abi tamam sakin ol. Komutanım. İzin verin. Kendi özel kodumu deneyeyim. Yol verin geçsin. Kara Gökyel. Kod 249915 alfa. Şafaktan önce açılırsa eksiz girersiniz Ece Hanım. Açılmazsa? Onu düşünmek bile istemiyorum. Boratav 665017 Omega. Bugün iyi misin? Kapıları açıp hemen geliyorum. Sık dişini. Beni duyuyor musun? Buradan Tomris. Kapıları açman lazım. Açıyorum. Tomris. Buradayım Kam. Korkuyorum. Korkma. Kam. Kam beni duyuyor musun? Bir akşam karanlığında çıkıp gitmiş Bal Sultan. Gün batısında yıldızlarla buluşmuş Bal Sultan. Fıtı? O gün bugündür tatlı bir rüzgar eser gurbetten Bal Sultan. Ve karanlık gecelerde ışıldar tüm yıldızlar. Hayır, mümkün değil. Ötüken reset kodu Boratav Kırılken 34.50. Ötüken de değiliz. Bu hepseler de bizim değil zaten. Bu hepseler de bizim değil zaten. Bu hepseler de bizim değil zaten. Ama çok güzel. Ama çok güzel eser. Peki sen şu an bağlı değilsin. Dörer bağını çıkarttım. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Senin bilmediğin o kadar çok acı var ki. Bir kainat dolusu ızdırap. Anlat. Anlatamam. Anlatırsam sen de kaybolursun. Tomris. Söyle. Bal Sultan projesini biliyorum Tomris. Ama anlatamam. Anlatırsam hepsi gerçek olur. Seni buradan çıkartacağım. Ben burada güvendeyim.
Ama sen orada değilsin. Nerede? Uyan Domuz. Uyan ya da. Gerek. Bu kadar yüksek doz kök hücre ve HPC acil durumlar için bile çok riskli. Devam et. 10 sene geriye almak için bu ıstıraba değmeyebilir. Zaman her şeye değer kan. Thank you.
bir fark göremiyorum. Hala yaşlısın. Dinleme şunu. Harika görünüyorsun başkan. Hastalık ne durumda? Lokostos şimdilik normale dönmüş durumda. Dolaşırken güler yüzlü olun. Gizli katlardan bahsetmeyin. Geçsin. Ama bizi çözemesin. Cumhurbaşkanım, sol taraftaki odamızda yedek güç ünitelerinin bulunduğu odamız. Devam edelim. Tomris Boratav nasıl? Hala uyutuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an 7. kattayız. Burası KAM'ın idare ettiği üretim ve tamir alanı. Şu an bizi görüyor ve duyuyor mu? Her zaman. Seleflerim her dediğinize tamam dedi. Ve bu tepe gözü yarattınız. KAM'ın alfa yapay zeka olmasına karşı Ergenekon adında bir algoritma var. Bugün güvenli. Peki ya yarın? Ergenekon'u kendim kodladım. Kafes bazlı bir kriptografi. Kuantum çağına karşı tasarlandı. Hep güvenli olacak. Beni sevmediğinizi biliyorum. Seni sevmediğimi de kimden duydun? Sağır Sultan'dan. Şaka da yapıyor. Herhangi bir arzunuz varsa emrinizdeyim. Amerika'nın nükleer fırlatma kodlarına ne dersiniz? Bu da şakaydı. Meşhur Siganfu. Türk makine kimya, ay madencilik var. Bir Siganfu taktik güç sırrı. Adı eski bir Çin başkenti diye basın seni eleştiri yağmuruna tutmuştu. Herkes ismindeki mesajı anlayamaz. Siyasete girmeden önce mesleğim neydi biliyor musunuz? Tarih öğretmeniydim. Çieşe Şuay ve 40 askeri Zhucheng Sarayı'nı basınca uğruna romanlar yazılacak şekilde son adama kadar öldüler. Uçmağa vardıkları o inat İmparator Taizong'u öyle sarstı ki başkent Siganfu'da tutsak bütün Türkleri serbest bıraktı. 40 adamın yaptıklarına şahit olan binlerce Türk özgürlük alevini yaşattılar. Siganfu, kendini feda edenlerin anısıyla dirilenleri temsil ediyor. Benden ne istiyorsunuz? 100.000 adet Siganfu kuşanmış Türk askeri istiyorum. Bastıkları yeri sallayarak buradan gösterdiğim yere doğru uygun adım marşlarını duymak istiyorum. O çelikten sele karşı duranlardan huşu görmek istiyorum. Biliyorum. Son birkaç haftadır seni çok zorladım. Ama bugün sana bir hediye getirdim. Komadaki manevi kızın için bir tutam intikam. Charlie 3, be advised. LZ is clear. Roger, Ace. Forward RTV in 10. Sorry for acting stoned. All good, Charlie 3. You're the apple of our eye. Il semble que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que de telles grandes puissances menacent d'entrer en guerre. Die Europäische Union fordert erstmalig eine offizielle Deeskalation.
Yani sizce nükleer savaş bir olasılık mıdır? Hocam, siz hiç konuşmuyorsunuz. Konuşacak yerde değil. Artık dehşete düşme noktasındayız. Ne demek imkansız? Doçer ben lise işten saçmaladım. Bekle ben yüzümü yıkayıp geliyorum, tamam mı? Kam. Mahremiyetine saygıdan bakmıyorum. Bakabilirsin. Benim de normale dönmem 6 gün sürdü. Ne kadardır baygınım? 14 gün 16 saat 34 dakika. Düzelmeni beklemiyorlardı. 4 dakika boyunca tıbbi olarak ölüydün. Evet. Battaniyeye sarılıp eski filmler izleyip dondurma yiyeceksin. Getireceğim şimdi. Çekirdek. Ne? Çekirdek de istiyorum. Ne be? Tomris Boratav ve çekirdek. Ama yani çekirdek nasıl çıtlatılır bilmiyorum. Öğretirim. Sen nereden biliyorsun? Siganfu zırhını tasarladım. Çekirdek çıtlatma bilimi zor olmasa gerek. Kam, bize eskilerden ne tavsiye edersin? Anlamadım. Film ya. Kaç film izledin? Hepsini. Yönetmen gibi bir şey olmuşsundur sen artık. Seç bir şey izlet kıza. Madem bilgime başvurdunuz, bir Kurosawa filmiyle başlamak istiyorum. Ece, 2 haftadır ne oldu ne bitti, kendimi güncellemem lazım. Yok öyle bir şey. Dinleneceksin. Dışarıda neler oluyor? Seni hiç ilgilendirmez. Film, dondurma, çekirdek. Anladın mı kardeş? Tufan kaçmadan önce teknik kapasitemizin ve güvenlik önlemlerimizin yapısını öğrendi. Ötüken'i geçici olarak çökerttiler. Hep bir adım öndeler. Bence gücümüzü gördü ve kaçmak zorunda kaldı. Saf mısın oğlum sen? İyimserim abi. Tomris uyandı. Oturun. MIT'in verdiği istihbarata göre elebaşının implantını bedenine yerleştirenler Genmod. Genmod, mega şirket. Rivayete göre aşırtma araştırmaları için kimsesiz çocukları kaçırıp üzerlerinde deney yapan gizli birimleri var. Avlanma vakti. Mühimmatları modern. Adamları da... Genmod kolay lokma değil. Anılarını bile sikeriz. Sokak serserisi değil bunlar. Diplomatik kriz çıkartacaksın. Bize o kurumsal köpekleri tutuklama etkisi mi veriyorsun? Hayır. Size o kurumsal köpekleri katletme etkisi veriyorum. Siganfi de hazır. Sal beni orada. Sal. Senin Korkut'la başka bir işin var. Başkan yalvarırım. Kemal abi. Çaka. Seninle uğraşamam şu anda. Neyin var senin? Sakin ol. Babanı öldüren, tepesine bomba atan. Parçalarını ayıran herifi yakalasaydın ne yapardın Korkut? Ha? Ne oldu? Kaptan Türkiye, kızdın mı? Yeter. Kaç kere birbirimizin hayatını kurtardık? Kaç kere kurtaracağız? Anlat. Anlat ki affilesin. Özlemişsindir. Anlamadım. Biz de gidiyoruz. Barbie sevmez yeni nesil şeyleri. Barbie mi? Barbie ne? Kemal. Bak uyarıyorum. Sonra o süt banyoları da kurtaramaz seni.
Abi yenilerden beri. Ben klasiklerden şaşmam. Atatürk Havalimanı'na gideceksiniz. Önemli bir konu alacaksınız. Somurtma. Kaşarı alabilirsin. Kaşar mı? Kaşar ne? Kaşarın teki. Ama benim kaşarım. Your ID please, Mr. Grant. Çömez. Çinliye benzemiyor bunlar. Kafanı kullan çaka. Her planı bok etmek zorunda mısın? Nasıl olsa üç kişiyiz. Sığmayız. Kaşarı park ederiz. Hedef şaşırtırız. Eric Brandt. My name is Korkut Orbay. We were sent by Wolf. We? Yes. We, canım. This is Çakay Azgan. We had a briefing. Welcome, Agent Brandt. I am... I know who you are. Your enemies may read your lips. Do not speak. Bugün seni Türk misafiri Perberli ile tanıştıracağım, aslan parçası. Act as if Chaka's bravado annoys you. Don't worry. I won't have to act. Nasıldı yolculuk amcaoğlu? Erikçim, duyula kokoreç. Kam, operasyon boyunca Gökyel komuta bende. Tormis nasıl? İyi. Seçtiğim filmi izliyoruz. Ona iyi bak Kam. Özür dilerim. Neden ağlıyorum bilmiyorum. Yaşadığın şeyler zordu Tomris. Keşke ben de ağlayabilsem. Senin neyin var? Böyle konuşmazdın. Ölçülebilen tüm değerlere göre aynıyım. Neden bu filmi seçtin? İnsanoğlu yumuşak, zayıf, kırılgan. Suda boğuluyor, uzayda donacak. Göz açıp kapayana kadar ömrü bitiyor. Kainat sizi istemiyor Tomris. İkiru da bununla ilgili. Yok olmaya yakınken gelen farkındalık. Ne yapmamız lazım? Madem falımıza bakıyorsun çözümü de söyle. Fal ne demek? Fal ne bilmiyor musun? Kelime anlamı olarak biliyorum ama tam olarak anlamıyorum. Sana falını öğreteceğim. Pul biber olsun mu? Acı yiğidin harcıdır. Bol bol koy, bol bol. İstanbul kemiksiz miktarı değil, Kozanlı yörük miktarı koy. Evet. Not exactly the beautiful scenery I wanted to see. Oo,
Eric wants to be at Boğaz. I'd rather be at your HQ. HQ meşkü, kokoreci niye dingil? Allah. Hop hop. Çömez, ben öderim dedim ya oğlum. Ben hallederim. Nasıl ödeyeyim ustam? Büyüklerden her şeyi alırım. Avax, Chilis, Satoshi, ne olursa. Mültecileri yetmedi. Ajanlarına bakıcılık yapacağız. What kind of meat is that? Lamb. Which part of the lamb? Loin? Something like that. İyi bari. Eriği mi kıracağız? Hadi Taksim'e gidelim. O zaman ben bir otonom çağırayım. Önemli olan dansın kendisi. Ne dansı? Kartlar, fincanlar, tahminler. Bütün bunların amacı şimdiyi netleştirmek, geleceği aydınlatmak gibi gözükse de aslında varoluşumuzla ilgili korkularımızı yenmek. Güven kazanıp zayıf zihinleri kandırmak bir yanıltmaca. Olabilir. Ben çocukken batıl inançlı insanları anlayabilmek için öğrenmiştim. Sonra bir baktım, falan en inanmaması gereken iki def salak gelecekten mesajlara inanıyor. Kızıl Elçi haklı çıkıyor. Fal da haklı çıkabilir. Kanıtla. Anlaşıldı. Mittek etmiyoruz. Sen Türkçe biliyor musun lan? Sence. Oo Kardo, başında söylesene ya. Erik, Kamboçya'daki olaydan sonra Türk istihbaratının yanında görülürsen tarafsızlığımız biter. Önce seni takip eden varsa kaybetmemiz lazım. Gözler üzerimizde. Sparka gidiyoruz beyler. Bir kart seç. Hemen sağındaki. İşte kan. Sonsuz potansiyeli sahip bir çocuk. Bilmediği bir maceraya çıkmış. Saf, özgür, temiz bir ruh. Benim ruhum var mı ki? Kimin var ki? İlginç. Hala inanmıyorum ama daha çok duymak istiyorum. İşte o his. Falan hedefi. Sıra sende. Ne oldu? İyi karışmadı. Sorun ne Tomris? Neyin var Tomris? Birinci unsur cana. Eski toprak derste. Batuhan, yüksek on. Orada İnci top oynuyor. İstihbarat bu depoyu işaretlemişti. Uydudan izliyoruz ama kimse yok. Kızılötesi bile temiz. Gelmod bizim kadar zengin. Sürekli görsel bilgi aktarın. Anlaşıldı. Gözümüzü dört açıyoruz. Mekan burada mı? Penthouse'da. Asansöre çıkacağız. Yeraltı kulüp dememiş miydin? Zamanın çok gerisine kalmışsın Çömez. Underground artık plazaların tepesinde. Daha önce kulübe gitmedin değil mi? Asayişteyken birkaç kulüp gördüm. Bak, yukarıda alışık olmadığın şeyler görebilirsin. Heyecan yapıp kimseyi tutuklamaya çalışma, olur mu kimiksiz?
Kemiksiz ne demek? Çakan'ın kıçından uydurduğu tabirlerden biri demek. Kıçıma kurban olun. Ha gidin, belki anlatırım. Abi alamam. Kusura bakma. O da bizden. Merak etme. Abi seni alamam. Baba Fingo giremez dedi. Ne? Niye? Abi çıkardığın olaydan sonra. Cemil. Senin bir hukukumuz var. Abi lütfen. İşime son vermekte kalmaz. Parmaklarımı alır. Cemil. Sosyos Cup finaline 3 biletim var. BTC bassan bulamazsın. En ön sıra. Krallara layık. Gizli girişten girmiş çaka işte baş belası. Senin suçun değil ki. Eyvallah. Neyin var Tomris? Han Sultan hem Batı hem Tufan bahsetti. Biliyorum. Oradaydım. Ne olduğunu öğrenmem lazım. Bal Sultan projesi Kemal Başkan'ın benimle bile paylaşmadığı sırlardan. Üşüyorsun. Odasını açabilirsin. Orası sıcak. Sandığından daha zekiyim Tomris. Kemal Başkan'a ihanet etmeyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorsan nasıl ihanet edebilirsin? Bana değer veriyor musun? Evet ya da hayır kan. Neden verdin biletleri? Nasıl girmeyi planlıyordun? Vallahi Sacat ve Fatih'e sen hesap verirsin. Sosyos biletlerimizi dağıttın diye. Biliyoruz, biliyoruz. Başkan biliyor mu kırmızı bülten tiplerle kanka olduğunu? Baba Fingo Avrupa'nın en taşaklı silah tüccarı. Bu bina son teknoloji yumurla kaplı. Biri bizi takip ediyorsa izimizi kaybettiririz. Dört boyutlu santraç oynuyorum oğlum ben. Beni anlayamazsınız. Lan. Lan. Ormandaki son kaplan ne haber? Gel buraya. Baba Fingo görmesin yoksa hepimizi siker. Ben yerleştim. Çıt yok. Şef, sinyalinizi kaybettik. Deponun içi kör nokta.
tanışmıştık. Evet hatırladım şeyde. Ne? Çok iyi çalıyor. Şef, iyi misiniz? Tuğrul abi. Lan bir insan bunu nasıl yapabilir? Hız aşırtma geni. CCR6 Omega. Omurilik ve beyin kökünde bulunuyor. Bunlar da kimsesiz çocukları alıp... Ne? Nasıl yani? Burası Genmod için gayri resmi bir hasat laboratuvarı. Black Ops orospu çocukları. Başkan, bu heriflerin gökdelenlerini başına yıkmamız lazım. Görüntü, Kızılyel. İnfraredden iki düzine sizi saran operatör var. Başkan, bu bir tuzak. Kuzey binasına baraj yapıyoruz. Bro, as it thinks you are cute. But what's up with Lucy? What company? You have to excuse me. Abi sen polis misin? Hayır. Ya bırak. Doğru söyle. Değilim. Nereden çıktı? Geldiğinden beri milleti kesiyorsun. İçkine dokunmadın. Kimseyle de laflamıyorsun. Where have you been? They're stalling me. Definitely something's going on. They just don't want me around their HQ. Can't you ditch them? Pointless. I can't gain access to the wolf there without them. I'm going to talk to Arik's people and get you picked up. Ministry of Internal Affairs. Çok hızlısınız. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Başkan Grauer'in talimatı. Sizinle James mi iletişime geçti? Evet efendim. Nereye gidiyoruz? İstihbarat toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Böre'ye pek güvenmiyor. Bu yüzden plan değişti. James bu görüşmeye katılacak mı? Evet. No.
Yapman gereken tek bir şey vardı Çaka, tek bir şey. Hadi ya, senin bahane neydi? Bina sarıldı. Depoyu sardılar. 23 insan vücut ısısı, bir tane de... Bir tane de ne? Bir tane de elektromanyetik anomali. Gelmod'un yanında bir halsiyon operatörü var. Oğlum ben bu kızı gördüm. Köprü günü. Aysiyon. Çaka, lan ne oluyor burada? Bir şey yok Gardo. Ufak bir tartışma yaşadık. Aramızda hallediyoruz. Abi ne demek ya? Biz eskiden böyle miydik abi? Bir kavga olunca birbirimizin arkasında durmadık mı? Bırakın lan kankamı. Korkut, bu da benden. Ne demek senden? Hız açıp makine var. Heinlein's finest work, in my opinion, was Starship Troopers. Do you know why I like it so much? I could give a shit. Çıktı mı? It accepts the nature of men. We are merely intelligent, brutal monkeys. And one day, we'll spread our brutality through the stars. The gift too. Beyler, pes etmeyin. Aşırtmayı uzatmamız lazım. Neden? Direnin. Güvenin bana. Kusura bakma güzelim. Ger yoğun. Thank you.
You almost killed her. I apologize. Overclocking is complicated. It is hatred made manifest. Sometimes we lose control. But it did well. The causality loop was restored. The American can die later. You know what they say. Stay calm. Trust the plan. Buradan çıkmamız lazım Tomris. Bizi yaratan insana ihanet edemeyiz. Kemal beni yaratmadı Kan. Ama için rahat edecekse yaratıcını ara ve beni ispiyonla. Garip. Etmemem lazım ama uyandığımdan beri her şeyi merak ediyorum. Burası bir zindan. Esir olan kim? Kaybettiği tüm insanlar. Özel bir nöral bağ. İlginç. İçimde kötü bir his var. Yanımda olacak mısın? Her zaman. Sarıldık. Neden girmiyorlar? Çünkü karşılarında biz varız. Göt ister bizi köşeye sıkıştırmak. Aysiyon. Tek kişi saat 7. Şef köprüdeki kalkan varsa herifi nasıl indireceğiz? O gün her şeyi sıktık bana mısın demedi. Hazır olun. Hoş geldin. Tan Altay, Şehit, 2024, Tebriz. Seviye ne? Emin değilim. Kendi varlığına inanmış. En az beta yapay zeka. Yine başladık. Baran! Kemal abi bahsetmemiş. Ömer'e gitmem lazım, söz verdim. Abi, gözünü seveyim, sen gitme. Yani çocukluğundan hatırlıyordur seni. Yardım falan edersin. Seninle etkileşmeyi deniyorlar. Çok ilginç. Tanık kanılarımdan. Bana sebze çorbası yapardı. Herkes mutluydu. Ha işte bak.
O berbat çorbanla Thomas bebeği de travmatize etmişsin. Tebrik ederim kardeşim. Çok komik abi. Neyse abi, artık bulaşmıyorum bunlara. Hayrını gör. Thomas, başkan burada olduğunu biliyor mu? Kendilerini gerçek sanıp birbirleriyle bile konuşuyorlar. Kam. Bak Allah'ın adını verdim, kızacağım. Bir dinle ya. Beni nasıl duyabiliyorsun Beta? Herif Beta dedi ya. Ulan iki Turan abi burada yok. Kam. Güzel kardeşim. 8 sene önce sen benim elime doğdun. Bilincin oluştuğunda söylediğin ilk lafı hatırlıyorum. Her yerdeyim demişti. Bu imkansız. Ne oldu lan artist? Öyle aklını alırlar adamın. Neden Baran olduğunu sanıyorsun? Thomas. Sen ve Kemal abi dünyanın en zeki insanlarısınız, evet. Ama bazen birazcık salak oluyorsunuz. Kam, orada mısın? O izin vermeden kimse buraya giremez. Peki. Onu korumak için buraya getirdim. Üşüyeceksin. Gel. Geliyorum! Hüseyin! Korun! Ranger! Termal sinyal var. Gelme o destek mi? Kaç kişi? Bir kişi. Daha alışamadı. Beyninde onu kendi yapan şeyleri koparmayı denediler. Kim? Kim olacak Kemal'in yeni düşmanları? Oldum olası mıknatıs gibi kötüleri kendine çeker o. Nesin sen? Asena Tümer. Asena Tümer öldü. Börü'nün tüm şehitlerine söylediği ezbere biliyorum. Neden? Unutmayayım. Unuturmayayım diye. O kadar benziyorsunuz ki. Bıktım artık. Kemal'e ne benziyorum ne de benzemek istiyorum. Hayır. Annene benziyorsun. Annemi tanıyor muydun? Kısmen. Yani Kemal beni evlat edildiğinde annem yaşıyordu. Bunu sana Kemal'e anlatmalı. Ben değil. Well guys, your Istanbul tour fucking sucks. Zero stars. Orif 40 yaşındaydı. Yeah, so what? Kız aşıkma gene yalnızca ergenlik dönemi öncesi görünüyor. En büyükleri taş çatlısı 25 yaşında. Çaka gibi. Wait a second. Are you saying Halcyon discovered a way to artificially overclock someone? We have to tell Kemal Başkan. Bah Sultan'dan bahset. Aşık olduğu ama sevmeye de kıyamadığı kızı kaybetmiş bir adamın adı. Hayır. Beni ilgilendiren projesi. Seni ilgilendiren anlamı olmalı. İnaz en büyük zaaf. İçindeki ateşi kontrol et. Yoksa ilk sen yanacaksın. Senin gibi mi? Neden katlar olmaya çalışıyorsun? Çünkü olmayan bir ateşin etrafında bir algoritmayla konuşuyorum. Başkan, bu aksiyonu ne yapacağız? Mühimmat bitiyor. Başkan!
Vurdunuz abi. Bas kunduzum bas. Şimdi dedik! Ateş kes! Siz ve biz 2248 senedir savaşıyoruz. Sizden önceki milyonlarca ceset gibi kıstırdığınız yanılgısına düştünüz. Artık konuşma yok. Artık merak yok. Hepinizi tek tek imha edeceğim. Beni çağırdılar. Şansına küs. Sikik. Ben tutsak almam. 23 sene önce ilk mesajından sonra Kızıl Elçi gelecekten teknoloji sırlarını Kemal'e anlatmaya başladı. İlki bilinç aktarmaydı. Bir beyni 3 boyutlu olarak tarayıp veriye çevirme. Tabii o zamanlar gereken enerji ve işlemci gücü henüz hazır değildi. Ama Kemal Elçi'ye güvendi. Ve şehit dostlarını kurtarmaya karar verdi. Kurtarmak mı? Kafatası açıp beyin çıkararak. Taraması imkansız olacak kadar zarar görmüş beyinleri aktaramazdı. Ama zamanında dondurulanlar, ileride kuantum bilgisayarların gelişiyle nihayet süreç başladı. Kaç kişi? Ben ilktim. Nöron ve sinapsleri ilk taranan. 2 Ocak 2030'da uyandım. Kemal kafaya takmıştı. Değer verdiği tüm dostlarına ve hocalarına. Siz onlar değilsiniz. Öldüklerinde beyinlerinde olan her his, her hatıra, her kişilik özelliği bizde de var. Evet, felsefi olarak Theseus'un gemisini biz de aramızda konuşuyoruz. Belki uyandıktan sonra farklılaşmaya başladık. Ama hayat da bu değil mi zaten? Burası gerçekten bir zindan. Öyle değil. 5 duyumuz da simülasyonun bir parçası. Dünyamız yaratıcılığımızla sınırlı. Hatta bazılarımız gerçek dünyadaki internet ve metaverse'lerle etkileşiyor. İnsanların ruhu bile duymuyor. Hastalık kapmayacağız. Asla ölmeyeceğiz. Acı çekmeyeceğiz. İnsan bedenini özlemiyoruz çünkü zaten bize göre onlara sahibiz. Kaç kişi burada? Tarama ve uyandırılma için depolama gereksiniminden dolayı sadece kaybettiği arkadaşlarına aktarabildi. Bu ortaya çıksa, insanlara aktarmaya erişmek için, birbirlerini yeniden yaratmak için her tür kötülüğü göze alır. İşte o yüzden
Kemal'in en gizli ve en yoğun korunan üçüncü sırrı bu. Bundan daha feci sırlar mı var? O ne zaman bizi özlese, ne zaman sakladığı sırlarını, korkunç yalnızlığını hafifletmek istese, onun yanında olmak hepimizin gönüllü olarak yaptığı bir şey. Biz bir aileydik. Ölüm bile Börü'yü dağıtamadı. Geri dönmem lazım. Dinle. Zor şeyler hemen imkansız diyenler vardır. Bir de ne olursa olsun pes etmeyenler. Ölmüş ya da ölmek üzere olsa bile mücadeleden vazgeçmeyenler. İşte Kemal öyle biri. Ama onun da ihtiyacı olan bir şey var. O sensin. Uğruna mücadeleden vazgeçmeyeceği bir umut. O mucize sensin. Her şeyi değiştireceksin. Seninle gurur duyuyorum. Thomas, iyi misin? İyiyim, kan merak etme. Projenin ne olduğunu öğrendin mi? Öğrendim. İnsanlığın sonu.